1981 yılında İstanbul'da doğdum. Tüm eğitimimi, lisans ve lisansüstü eğitimimi İstanbul Üniversitesi'nde tamamladım. Yönetim ve strateji alanında profesörlüğüm bulunmaktadır. 5 seneden beri profesör olarak görev yapmaktayım ki bunun son 4 senesinde de üniversitemize katkı sağlama şerefine eriştim. Bu sürenin 2 yıllık, son 2 yıllık dönemine bakıldığında da fakültemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin dekanı olarak görevimi yapabilecek konumda devam ediyorum. Daha önceden fakültemiz 2 yerleşkeye dağılmış durumdaydı. Yani bir Ayazağa ve bir de Hadımköy yerleşkelerinde aynı anda eğitim verilmesi söz konusuydu. Ancak en son alınan karar dahilinde tamamıyla Hadımköy yerleşkesine biz geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bütün eğitim, öğretim faaliyetlerimiz temelde Hadımköy yerleşkemizde gerçekleştirilmektedir. Şöyle bir gerçek önümüzde durmakta. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve burada özellikle bizim iş bulabilme ve işle ilgili kariyer yolu çizebilme bağlamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin çokluğu var. Bu bir dezavantajı doğurmakta. Dolayısıyla biz burada fakülte misyonumuz bağlamında bir takım güncellemeler yaptık. Bizim misyondaki temel amacımız burada çağdaş, dünya vatandaşı özelliğine sahip olan, beceriye sahip olan ama aynı zamanda davranışsal açıdan yetkinlik de sergileyebilen, yani ileride bir zaman iş hayatına atıldığı zaman fiilen davranışlarıyla da bu bilgisini, becerisini gösterebilen bireyler yetiştirmek ki bunun için bizim 4-5 temel uygulamamız bulunmakta fakültemiz bünyesinde. Bunlardan bir tanesi müfredatlarla ilgili olmakta. Tabii İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri denildiği zaman akla şu gelmekte. Genellikle işte masa başı ders yapılır, tahtada ders yapılır. Bizim bazı derslerimiz için bu doğru ama bu müfredatların güncellenmesi, gerçek iş hayatının gereksinimlerine uygun hale getirilmesi de burada önemli olmakta. Dolayısıyla sürekli aynı dersin aynı şekilde anlatılması burada bir süre sonra güncel dışı kalması sonucunu doğurmakta. Bu bağlamda dekanlık olarak yani fakülte yönetimi olarak bir özel uygulamamız bulunmaktadır. Bizim şu anda fakültemizde 15 bölümümüz var. Bunun 14 tanesi aktif olarak öğrenci kabul etmekte. Şunu biz istemekteyiz, 14 bölümümüzün her birisi tüm paydaşlarımızla, yani mevcut öğrencilerimizle, mezunlarımızla, iş dünyasından gelen kişilerle, sektör temsilcileriyle ve hocalarımızla düzenli olarak toplantılar yapmakta ve müfredatın güncellenmesi, derslerin verilme biçimi, derslerle ilgili teknolojinin geliştirilmesi gibi konularda dönüşler almaktayız ki bu dönüşleri de biz toplu halde dekanlık olarak değerlendirmekte ve her sene müfredatlarımızı güncel tutmaktayız. Dolayısıyla burada önemli bir konu bizim sürekli olarak güncel müfredatta hareket etmemiz olmakta. Diğer ikinci bir önemli husus da şu olmakta, az önce de ifade ettiğim gibi evet yani müfredatları güncelliyoruz, dersleri veriyoruz doğru ama çocuklar ileride iş hayatına atılacaklar. O zaman nasıl bir iş dünyası onları bekliyor? Yani çalışmaya başladıktan sonra neleri görecekler, neleri yaşayacaklar? Bu bağlamda da biz hap bilgiler oluşturuyoruz. Yani özel olarak yine dekanlık bünyesinde bölümlerimizden rica ediyoruz ve yine sektör temsilcileri, örneğin şirketlerdeki yöneticiler, uzmanlar, örneğin STK'lar, sivil toplum kuruluşlarındaki uzmanlar toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda özellikle biz iş hayatında ilgili alan, örneğin işletme olabilir, örneğin iktisat olabilir vesaire, ilgili alandan mezun olacak öğrencilerimiz neleri beklemelidir sorusunu biz bu kişilere yöneltiyoruz ve bunlardan dönüşler alıyoruz. Bu dönüşleri de burada biz kendi öğrencilerimize, özellikle son sınıf öğrencilerimize nakşediyoruz. Yani ileride işte arkadaşlar bir sene sonra, belki iki sene sonra, üçüncü, dördüncü sınıf bağlamında mezun olacaksınız. Bakın sizin gireceğiniz alanda şöyle bir gerçeklik var. Bakın şu şirketin yöneticisi şöyle bir önemli hususun olduğunu belirtiyor şeklinde dönüşler yapıyoruz. Üçüncü bir bizim için önemli olan şey burada etkinlikler olmakta. Tabii her fakülte etkinlik yapar, klasiktir etkinliklerin olması. Ancak biz etkinliklerde şuna dikkat ediyoruz. Tematik etkinlikler yapıyoruz. Yani bir etkinliği sadece yapmış olmak için değil de özellikle öğrencilerimize fayda doğurması bağlamında yapmak istiyoruz. Örneğin geçen dönem sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalar temasına göre hareket etmek istedik. Buna göre etkinlikler yaptık. Örneğin iş dünyasıyla buluşmalar gibi bir takım burada ana temalarımız var ve bu temalar dahilinde bir seneye bakıldığı zaman fakültemiz bünyesinde 30-35 kadar etkinliği yapabiliyoruz. Etkinliklerde bizim amacımız şu, öğrenciler tamam katılsınlar ama etkinliğe gelmiş olan uzmanlarla, profesyonellerle, yöneticilerle, STK, özellikle siyaset, bilim, uluslararası ilişkiler öğrencilerimiz için STK'lar da önemli olmakta. Buralardan gelen uzmanlarla birebir etkileşime girsinler istiyoruz. Yani biz dekanlık olarak etkinlikte bir noktadan sonra geriye çekiliyoruz. İşte soru sorsunlar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunsunlar, işte gerekli görürlerse tartışsınlar şeklinde bir burada doğrudan sektörle burada bir etkileşime girmeleri için çaba gösteriyoruz.
Dördüncü bir özelliğimiz fakülte olarak kaliteye bizim önem vermemiz olmakta. Şimdi kalite denildiği zaman çoğu yerde Türkiye'de yüksek öğretimde geçen bir kelime fakat geriye pek yerine getirilmiyor. Yani pek uygulamaya dökülmüyor. Biz de bunun için akreditasyonda uygulamaları gittik ve STAR'dan 5 bölümümüz için akreditasyon aldık. Yani Türkiye'deki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini akredite edecek yeterlikte bir kurum burada STAR dediğimiz kurum. Ve en erken akreditasyonu alan fakültelerden birisi de burada biz olmayı başardık. Yani özetle 5 bölümümüzün çok açık bir şekilde diploması şu anda bulunmakta bir nevi. Yani bir sertifikasyon belgesi bulunmakta. Ve burada çağdaş, güncel, belli kalite kriterlerini sağlayabilen nitelikte eğitimin verildiği ve bunun sürdürülebilir olduğunu biz şu anda herkese ispatlayabiliyoruz. Ama az önce de ifade ettiğim gibi 14 bölümümüz var. O zaman 5 yetmez. Bu bağlamda da sene sonu itibariyle 3 bölümümüz için daha biz burada başvuru yapmayı düşündük. Dolayısıyla 5'ten toplamda 8'e çıkarmayı burada özellikle akreditasyon kalite bağlamında hedeflemekteyiz. Tabii bunun öğrencilerimize faydası nedir dersek, yani akredite olmuş bir bölümde okumayla olmamış bölümde okuma, az önce de ifade ettiğim gibi belli kalite kriterlerinin somut olarak sağlanması, uygulamaya dökülmesi, eğitimin kalitesinin geliştirilmesi bağlamında kendimizi ispatlamış bölümlerle hareket ediyoruz. Son bir burada bu konuyla ilgili bahsedeceğim şey tabii uygulamanın kendisi. Az önce de ifade ettiğim gibi işte sektörden uzmanlar geliyorlar, yöneticiler geliyorlar, öğrencilerimizle etkileşime giriyorlar. Bunlar güzel. Ama bizim öğrencilerimiz, bizim çocuklarımız iş ortamını yaşamak durumundalar. Yani dediğim gibi masa başı iş veyahut da tamamıyla bilgi elde etmeyle bunlar olmuyor. Bu bağlamda staj çok önemli olmakta ki stajda da şunu biz sağlamış durumdayız. 14 bölümümüzün tamamında staj bir kere zorunlu. Yani staja gitmek zorunda çocuk. Ama bazı bölümler, mesela teknik bölümlerimiz var biraz daha nispeten. Hizmet sektörüne yönelik diyebileceğimiz alana yönelik bölümlerimiz var. Bu gibi bölümlerde iki tane staj yaptırıyoruz. Yani iyice yaşasın iş ortamında. Çocuk deneyim kazansın diye. Ama bununla da yeterli kalmıyoruz. Şunu düşünüyoruz. Şimdi mesela siyaset bilimi uluslararası ilişkilerde mezun olacak bir adayımız var veya işletme iktisatta mezun olacak bir adayımız var diyelim. Burada kişi mezun olmadan önce kendi alanı ile ilgili yorum yapabiliyor olmalı. Fikir yürütebilmek durumunda olmalı. Mesela bir iktisat öğrencisi Merkez Bankası verilerinin nereden bulunacağını bilebilmeli. Mesela bir siyaset bilimi öğrencisi siyasi açıdan yorum yapabilmeli. İşte bunu da sağlayabilmek için, yani burada akademik bağlamda da biraz uygulamaya yönelebilmek için sadece iş ortamında, stajda değil, bizde araştırma projeleri de bulunmakta. Yani temelde bir araştırma projesi ve bir de bitirme projesi olmak üzere her öğrencimize, her bölüm öğrencimize zorunlu proje uygulaması da yapıyoruz. Burada ne yapıyor arkadaşımız? Dediğim gibi belli bir konu seçiyor hocasıyla birlikte. Tamamıyla uygulama alınacak şekilde burada o konuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yorum yapabilecek olgunluğa erişmesini uygulamalı olarak kendisi yaşıyor. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin bulunduğu Hadımköy yerleşkemiz yeni bir yerleşkedir. Daha henüz yeni açılmış durumdadır. Dolayısıyla tamamıyla sıfırdan altyapı olanakları geliştirilmiş durumdadır. Örneğin baktığımız zaman 30'dan fazla dersliğimiz bulunmaktadır şu anda. Ve bu dersliklerin bir kısmı da burada amfi özelliği sergilemektedir. Yani büyük amfilerimiz bulunmaktadır, orta boy amfilerimiz bulunmaktadır. Ama şunu biz burada hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz etkileşimle ders yapmak durumundalar hocalarıyla. Çünkü hocalarıyla sosyal bilimci olduğumuz için sosyal açıdan etkileşim gerekmektedir özünde. Bu bağlamda özellikle yığılma olmaması için çalışmaktayız. Yani sınıflarımıza bir aşırı bir derse yönelik talep geldiği zaman, örneğin sınıfların ikiye bölünmesi, üçe bölünmesi gibi aşırı yükleme olmayacak şekilde yeterli sayıda, hatta minimum sayıda sınıf içeriği bağlamında öğrencilerimizin sınıflara dağılımını sağlamaktayız. Tabii bunun dışında laboratuvar olanakları bizim için önemli olmaktadır ki dediğim gibi özellikle biz uzman yetiştirebilmek, sanayiye hazırlayabilmek veya STK'ları hazırlayabilmek amacıyla burada hareket etmekteyiz. Bu bağlamda 3. ve 4. sınıflarda bizim uzmanlık derslerimiz, teknik derslerimiz vardır ki bu derslerin bir kısmı da uygulamalı nitelik gösteren derslerdir. Örneğin 3 saatlik bir ders var da işte ilk 2 saati teorik olabilir, son saati burada uygulamalı olabilir. İşte bu uygulamaların yapılabilmesi içinse Hadımköy yerleşkemizde ayrı ayrı hem PC laboratuvarlarımız bulunmaktadır hem de Macintosh laboratuvarlarımız bulunmaktadır ki biz dekanlık olarak her senenin zaten başında yazılım güncellenmesi veya gerekli yazılımların alınması için talepte bulunuyoruz. Dolayısıyla güncel dışı yazılımlar, eksik yazılımlar veya bir laboratuvar ortamında masa başı ders yapılması gibi unsurlardan uzak durmaktayız. Tabii sosyal olanaklar da burada oldukça iyi konumdadır yeni bir yerleşkeden bahsettiğimizden dolayı. Örneğin bol miktarda kantin burada bulunmaktadır öğrencilerimiz için. Büyük ve yeni bir kütüphanemiz bulunmaktadır ki özellikle bizim bu 5 bölümümüzün akreditasyon sürecinde de oldukça beğeni toplamıştır kütüphanemiz.
Bunun yanı sıra okuma salonlarımız vardır. Çünkü arkadaşlar sessiz bir şekilde okumak için zaman ayırmak isteyeceklerdir. Spor salonlarımız şu anda mevcutta bulunmaktadır ve tabii ki yemekhanemiz mevcuttur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin eğitim dili aslında Türkçe ve İngilizce dillerinde olabilmektedir. Bu 14 adet bölümden bahsettiğimiz zaman birkaç tanesi istisna olmak üzere diğer tüm bölümlerimizin aslında Türkçe ve İngilizce kardeş versiyonları vardır ki istisnalardan da biraz bahsedecek olursam örneğin Uluslararası İlişkiler bölümümüz bizde tamamıyla İngilizcedir. Yani Türkçesi yoktur. Örneğin lojistik bölümünden bahsedecek olursak karma bir eğitim dili vardır. Yani tek bölüm içerisinde bazı dersler Türkçe dilinde, bazı dersler İngilizce dilinde verilmektedir. Dolayısıyla bu gibi 2-3 istisnai bölümümüz vardır. Geriye kalan tüm bölümlerimizde dediğim gibi Türkçe bölümde bulunmaktadır, İngilizce bölümde bulunmaktadır. Tabii İngilizce eğitim almak isteyen bir arkadaşımızın burada dil yeterliliğini sağlaması gerekmekte. Çünkü sadece İngilizceyi dil olarak öğrenmeyecek. Mesela İşletme İngilizce için konuşursak benim de kökenim için ileride bir zaman işletmecilik terimlerini kullanabilir durumda olacak. Ticari yazışma yapabilir durumda olacak. Bu bağlamda İngilizce yeterli için ilk başta biz hazırlık burada istemekteyiz. Eğer ki dil yeterliğinde bir sıkıntı varsa ama arkadaşlardan isteyenler olursa ki ben tavsiye ediyorum özellikle özel sektör için Türkiye'de kendi öğrencilerime yaptığım tavsiyeyi söylüyorum. İngilizce hayati özelliğe sahiptir. Bu bağlamda isteyen arkadaşlarımız varsa isteğe bağlı hazırlıkta tabii ki okuyabilirler. Şu ana kadar anlattığım bütün hususların adaylarımız için faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bizi seçecek olan adaylarımızın özellikle burada çağdaş, güncellenebilen, güncel gereksinimlere göre gerçekçi özellik sağlayan birer eğitim alacaklarından eminim. Bu bağlamda tüm adaylarımızı bekliyorum ki şunu da ifade etmem gerekirse ben aslında takım elbise giyen bir dekan değilim. Yani tamamıyla kot ve şort giyen bir dekanım. Bundan da şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Bizi düşünen, bizimle görüşmek isteyen arkadaşlarımız için söylüyorum. İstediğiniz zaman bizi ziyaret edebilirsiniz. Siz korkmadan, çekinmeden, işte dekan, profesör, dekan yardımcısı vesaire demeden bizlerle görüşebilirsiniz. Çünkü bizim için önemli olan şey sizleri yarınlara hazırlayabilmek. Bunun olabilmesi için de mutlaka bizimle her türlü görüşte veya istekte bulunabilmenizi biz olanaklı kılıyoruz. Kısaca kapımız hepinize açıktır. Teşekkürler.